ya döve döve öğretiyorlar. Tek hızlı özet olursa. Türkiye'de üniversite okumak başlı başına bir hayal kırıklığı. Hani üniversiteyle ilgili yaptığım tüm tahayyüller Türkiye'den kaynaklı çöküyor. Dersler Fransızca, kaynaklar İngilizce, hocalar Türkçe anlatabiliyor. Kaos. Yani bir dersi istersin ama istemen o dersi alabileceğin anlamına gelmez. Yani gerçekten Galatasaray okula gelecekseniz hayatsız olmaya göz almanız gerekiyor. Mezun oldun diyelim ki Galatasaray Üniversitesi'nden. Mezun olan birini ne bekliyor? Herkese merhaba, 49W'da tercih dönemi videolarının bir yenisiyle karşınızdayız. Bugün Galatasaray Üniversitesi'ndeyiz. Yanımda Galatasaray Üniversitesi'nden Nevzat var. Daha önce çok fazla Galatasaray Üniversitesi videosu istemiştiniz. Nevzat'a aklınızdaki tüm soruları sormaya çalışacağım ama vaktimiz kısıtlı, olabildiğince kısa, özet bir şey yapacağız. Nevzat, ilk soruyla başlayayım ben. Ne işin var Galatasaray Üniversitesi'nde? Ne işim var? Ya öncelikle ben üniversite tercihi yaparken siyaset bilimi okumak istediğime emindim. Ya o yüzden bölüm konusunda çok kafam karışık değildi. Öyle olunca da çok Türkiye'de seçenek yok. Zaten yurt dışına gitme imkanım da çok fazla yoktu. Hem ekonomik sebeplerden dolayı hem de kendime o kadar özgüvenim yoktu. O yüzden ya Boğaziçi olacaktı ya Galatasaray olacaktı. Boğaziçi tutmadı. İkiye ayrılıyor burada insanlar. Bir, Boğaziçi tutmadığı için Galatasaray'a gelenler. Evet. Bir de Galatasaray istediği için gelenler. Ben Galatasaray istediğim için geldim. Neden Galatasaray istedim de Boğaziçi'ni istemedim? Birincisi, ben gerçekten okulu seçerken biraz daha komüniteyi seçtim. Yani Boğaziçi'nin de komünitesi gayet iyi ama hani arkasında camia olması hikayesine önem veriyordum ve var burada. Galatasaraylısını o yüzden seçti hikayesine ufaktan dokunuyor. Neden? Ya abi olması önemli bir şey bence. Okulculuk kültürünün, birbirini tutma kültürünün. Ve tanıdığım Boğaziçi'liler hiç birbirini tutmayan insanlardı. Camia hikayesini sevdiğim için de, aidiyet hissetme hikayesini sevdiğim için. Öğretmenlerden birisi oydu. Birisi de şuydu. Boğaziçi'nde gerçekten ben Kayseri'de liseyi okudum ve Kayseri'den geldim. Boğaziçi'ye entegre olma konusunda şüphelerim vardı. Yani çünkü Boğaziçi'nin ister istemez dışarıdan içine giremeyeceğini düşündüren bir imajı var, tamam mı? Özellikle Anadolu şehirlerinden gelen bir öğrencisem. Bence öyle. Galatasaray boşluk. Çünkü çok fazla Galatasaray'ı da görmüyorsun. Çok fazla Galatasaray'ın ortamlarına dair bir şey de duymuyorsun lisedeyken. Galatasaray'la ilgili var zaten. Yani Galatasaray'ı araştıranlar da fark ediyordur. Çok fazla içerik bulamazsınız. Ekşi'de, başlıkta çok fazla bir şey bulamazsınız. İnternette, sağda solda, forumlarda bir şey bulamazsınız. Birini bulursanız Galatasaray'la ondan bir şeyler alırsınız. Ben de Galatasaray'da okuyan birini buldum ve ona sordum. Kafamdaki imajı pekiştiren şeyler anlattı. Ya zaten hani çok opsiyonum da yok. Yani ya gerçekten Boğaziçi için bir şeyler yapacağım. Ama Galatasaray'ın aklıma yatar bir şey olduğunu fark ettiğimde çalıştım. Galatasaray'ı yazdım, geldim. Peki Nevzat, geldin Galatasaray Üniversitesi'ne, şimdi mezun oluyorsun. Bu süre zarfında Galatasaray'la ilgili edindiğin izlenimleri senden bugün dinleyeceğiz. Ne umarak gelmiştin ve ne buldun günün sonunda? Hızlı ve kısa cevap vermem gerekirse beni üzdü direkt. Yani, neden üzdü? Abi öncelikle gerçekten noktası var, tamam. Türkiye'de üniversite okumak başlı başına bir hayal kırıklığı. Hani üniversiteyle ilgili yaptığım tüm tahayyüller Türkiye'den kaynaklı çöküyor. Bir o. İkincisi, ben 2016 girişliyim üniversiteye. Ve 2016 girişli olduğumda tam darbe sonrası üniversitenin hareketliliğinin çok azaldığı, böyle üniversitenin üniversite olmaktan çıkmaya başladığı sezon dönem O yüzden de bir var. Bir de Galatasaray gerçekten hem daha kampüs hayatını daha farklı bekliyordum. Akademik bana katkılarını daha yüksek bekliyordum. Oralarda hüsrana uğrattı. Verimsizdi yani. Evet, şimdi kampüs hayatıyla başlayalım. Ben az önce beni gezdirdin kampüste. Biraz Boğaziçi'yle kıyaslamanın haksızlık olacağını düşündüm Galatasaray'a. Ama niye böyle bu kampüs abi? Niye bu kadar ufak bir kampüsümüz var? Burası eskiden saray binası var Galatasaray'ın. O yanan meşhur bina. Orası Galatasaray Lisesi'nin kız yurdu. Üniversiteliler, liseliler üniversite kuralım, yani üniversitemizde olsun diye bir konuşmalara başlayınca diyorlar, yani mekan neresi olabilir? Lisenin yurdunu yaparız. Muhabbet böyle başlıyor. Ama yani az öğrenci alırız, hani daha güzel bir tasarım kampüsü vesaire olur gibi mantık var. Ama o tam işlemiyor. Nedeni şu, üniversite öğrenci alımını YÖK belirliyor ve arttırdıkça arttırıyor, hala artmaya devam ediyor. Başlangıçta tasarlandığı şekliyle üniversite devam etmediği için aslında kampüsü yetersiz hale gelmeye başlıyor diyebilirim. Şu an kaç öğrenci var Galatasaray'da? Yani lisansta 2000'den fazla diyebiliyorum. Toplam yüksek lisans, buranın meslek yüksekokulu falan da var. 3500-4000 arası diye hatırlıyorum. Evet, şimdi gelelim şu kampüsün imkanlarına. Yani ben kütüphaneyi gezdim birazcık ama senden dinleyeyim istiyorum. Kütüphanesi nasıl? İkinci soru, yemekhanesi nasıl? Üçüncü soru, yurdu nasıl? Ama bu hileli bir soru. Senden dinliyoruz. Ya öncelikle bence Galatasaray tamamen fiyat performans gibi düşünebilirsin üniversiteyi full olarak. Nedeni şu, kütüphanesi bu okulda yapılabilecek en iyi kütüphanelerden birisi bence. Hem alan olarak hem de açısından, içerik açısından yani. Kütüphanenin içindeki kitaplar ve erişilebilirlik vesaire açısından yayınlara. Yayınlar konusunda sıkıntı yok. Bir yayını istediğinde gidiyorsun, veriyorsun ve haftaya falan geliyor o kitap. O konuda çok iyiler. Ama insan sayısı ile ilgili final dönemlerinde yer yok. ve gerçekten yani nefes alacak yer olmuyor. Yemekhaneye gelelim abi. Yemekhane bence Galatasaray'ın en iyi imkanlarından birisi yemekhane konusunda. Bir, fiyat performans çok iyi. Yani ben girdiğimde 2,5-3 liraydı bir öğün. Zamlandı mesela, şu an bile 6 lira ama. Hani bu piyasada çok iyi bence hala. Asıl soruya geldik. Yurt. Galatasaray'ın yurdu yok arkadaşlar. Ve Galatasaray'ın size verdiği herhangi bir konaklama imkanı da yok. Yani bir yerde yurt ayarlıyoruz, indirim alıyoruz gibi bir şey de yok. Galatasaray'a geliyorsanız konaklamanızı bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Eskiden şöyle bir söylüyordu insanlar, 3-4 kişi birleşirsin, eve çıkarsın, Şişli'de eve çıkarsın, Kuştepe'de eve çıkarsın. Böyle görece daha erişilebilir mahallelerde. Üsküdar'da çıkarsın. Üsküdar aynen. Kampüse, kampüse Üsküdar'dan vapur geliyor. Aynen, sabah 8'de Üsküdar'dan kalkan bir vapur kampüse geliyor. Akşam 5'te de kampüsten Üsküdar'a gidiyor ve ücretsiz. Mesela öyle çözerdin ve direkt ekspres olduğu için 10 dakika falan sürüyor Üsküdar'a gitmen okuldan. Böyle imkanlar vardı ama evlerin aşırı pahalanması, barınma sorunu vesaireden dolayı şu an mesela ben bile bekliyorum. Bu sene Galatasaray'ın sıralaması birçok bölümde düşecek yurt olmadığı için. Ya ben mesela ilk geldiğimde yurda çıkmayı düşündüm. Ortaköy'deki bir yurt yerine Mecidiyeköy'de bir eve çıkmak daha ekonomikti. Şu ana kadar kütüphaneyi övemedik. Aynen. Kalabalık oluyor. Yemekhane övdük, yemekhane başarılı. Yurt olsaydı övebilirdik ama yok bile. Direkt. Kampüs ufacık, öğrenci sayısı görece fazla. Niye gelsin insanlar buraya? Öveceğim kampüste bence kulüp faaliyetleri var. Öğrenci sayısı diğer üniversitelere göre gene hala az olduğu için kulüp sayısı da fazla. O yüzden çok fazla kulüpte gittiğinde bir imkandan yararlanma imkanı oluyor. Mesela ben yelkeni, dalışı, münazara turnuvalarını ya ücretsiz ya çok cüzi ücretlere okul imkanları sayesinde ya gittim ya yaptım. Yani Galatasaray'da olmasaydım bunların hiçbirine muhtemelen ne para ne de zaman harcayabilirdim. Bu arada çok saçma ama muhtemelen çok fazla insanın aklında olan bir soru soracağım. Galatasaray Üniversitesi özel okul mu? Heh, güzel. Devlet üniversitesiyiz abi. Evet. Direkt devlet üniversitesiyiz. Okulda Fransız bayrağı yok. Okulda Fenerbahçeliler var. Tüm klişelere tek cevap. Sen geldiğin okulla şimdiki okul arasında ne fark var? Birincisi, ben geldiğimden bugüne okulun tüm binaları, tüm yapısı değişti. Hepsini yenilediler, depreme güçlendirdiler ve daha estetik hale getirdiler. Yani kimine göre. Bir diğer farkı ise Fransız hoca sayısı çok azaldı. Bu çok üzücü. Yani ben geldiğimde daha fazla bölümde de hazırlıkta da Fransız menşeli hoca vardı. Şu an o sayı çok düştü. Güzel bir şey bence. Ya özellikle Anadolu'dan geldiğinizde ben kendim için bu önemli bir kriter. Çünkü 18 yıl Kayseri'de yaşadım. Büyükşehir'de yaşamadım. Geldiğimde önemliydi benim için. İnsan, arkadaşlıklar, ortam vesaire önemliydi. Galatasaray'ın esprisi bence güzel. Gerçekten öğrenci profili hem çeşitli hem de o kadar içinde sırıtmayacağınız, kendinize yakın hissedebileceğiniz, kesin birilerini bulabileceğiniz bir profil. O yüzden mesela çok örnekliyor Anadolu'nun böyle minik örneklemi. Çünkü o şehirlerdeki başarılı çocuklar seçmeci olarak geliyorlar. Böyle çok sizi rahatsız edecek, aykırı, sizi zorlayacak, adaptasyon sorunu yaşatacak insan profili eleniyor. Boğaziçi'nde Sarıklı da vardır. Komünistin en babası da vardır. ODTÜ'ye kıyasla babası ama tatlı su komünisti diyelim. Galatasaray'da bu çeşitlilik yok gibi geliyor bana. Galatasaray'da bu sayısal fark şurada fark ettiriyor abi, tamam mı? Aynı kampüse geldiğin için radikalleşme ihtimalin azalıyor çünkü bunlar çok karşılaşıyor. Galatasaray'a gelen insanlar zaten seçmece. O seçmece insanlar da burada bence Boğaziçi'nin en büyük farkı o. Boğaziçi'nin radikalleşme imkanı var. Bir grubun içine dahil olup o grupla tüm üniversite hayatını geçirme imkanı var. Burada çok temas ediyorsun, çok karşılaşıyorsun. Bu da daha konuşulabilir bir kitle oluşmasına neden oluyor. Ve Galatasaray'ın böyle bir kültürü oluşmuş. Bu yeni gelene çok hızlı adapte edilen, o ilk hazırlık senesinde aktarılan bir hikaye. Galatasaray Üniversitesi öğrencilerini güçlü ve güzel şekilde asimile edebiliyor. Evet. Çok iyi sindiriyor ve kendi öğrencisine dönüştürüyor. Dolayısıyla bir Galatasaraylı kimliği oluşabiliyor bu yüzden. Aynen öyle. Nasıl biridir Galatasaray Üniversitesi o zaman? Galatasaray Üniversitesi Türkiye ortalamasında bence entelektüel kapasitesi biraz daha gelişmiş. Aile yapısı Türk eğitim sisteminden kaynaklı. Dershaneye gidebilen, özel okula gidebilen ama Anadolu kentlerinde yaşayan görece sosyoekonomik düzey yüksek ailelerin çocukları ağırlıklı olmak üzere. Ya da Boğaziçi'nin aynısı oluyor. Değil abi, değil. Nasıl aynısı ya? Galatasaray'a girerken ÖSYM var, kontenjanı var. Bir de Fransız okulları, Frankofon liseler var. Bu Türk, Tevfik Fikret gibi okullarda var. Galatasaray Lisesi gibi okullar var. Saint Benoît, Saint Joseph gibi okullarda var. Onların da kontenjanı var. Onlar iç sınav denilen bir sistemle geliyor. Bu da şuna varıyor günün sonunda. ÖSYM'den gelen az önce saydığım o Anadolu arkadaşların yanı sıra bayağı beyaz Türk diyebileceğimiz belki de insan profilleri de geliyor. Ama oransal olarak bunlar yarı yarıya olmuyor. Kontenjan öyle ayrılsa da bu çocukların çoğu yurt dışına gittikleri için, başka imkanları denedikleri için iyi bölümlerde sıralaması yüksek olan mesela Galatasaray Hukuk'ta çok fazla Fransız liseli bulursun. Ama atıyorum sosyolojide Türkçe'de bu daha azdır. İşte felsefede daha da azalıyordur. Matematikte mesela daha da azalıyordur. Bir öğrenciye falan düşüyordur. O yüzden totalde yarı yarıya olacak kadar değil ama bir renk katıyor. Fransız liselerinden gelen öğrencilerle işte ÖSYM'den gelen öğrencilerin şöyle bir sorun oluyor. Gerçekten o kaynaşma zor oluyor. Mesela o 1-2 yıl sürüyor. Böyle bölümün ortasındayken falan tam olarak kaynaşmış oluyorsunuz. Şundan da kaynaklanıyor olabilir. Mesela Boğaziçi'nde hazırlık vardı. O hazırlık süreci aslında insanları birbirine kaynaştırıyordu. Galatasaray'da Fransız liseler zaten o hazırlığa atlıyorlar. Aynen öyle. Hazırlığa atlıyorlar. ÖSYM'den gelenler hazırlıkta çok fazla mesai harcıyorlar birlikte. İşte haftanın 5 günü geliyorlar. 40 saat falan ders görüyorlar. Öyle olunca tabii ki de kaynaşması zor oluyor. Bu bir etmen, bir etmende gruplaşma hikayesi klasik. Aynı liseden geliyorlar çünkü tanıyorlar birbirlerini. Şeye gelelim abi o zaman. Hazırlık dedin. Fransızca eğitim aldınız burada. Galatasaray'ın Fransızca eğitimi nasıldı? Ya döve döve öğretiyorlar. Tek şey hızlı özet olursa. Bir senelik mi yoksa bir senede geçemeyene ikinci sene hakkı veriyor mu okul? Ya da en azından yarım dönem. Eskiden 2 seneymiş. 2009-2010 gibi tek seneye indirmişler. Ama bir sene daha hakkım var. Yani Röduplan dediğimiz bir grup var. Orada şey oluyor yani tekrar kalan öğrenciler oluyor ama şu var. Galatasaray'da kendi kendine öğrenme diye bir lanet var. Kendi has bir lanet. Hazırlıkta. 12 sene ÖSYM'nin sistemi içerisinde okumuş. O işte şıklı, tercihli, sınav muhabbetinden, maratondan çıkmış çocuklara diyorlar ki sen Fransızcayı kendi başına öğrenebilirsin. Sen bunu başarabilirsin. Kendi kendine öğrenme merkezi diye SEA diye bir yer var. Orada bir sürü kaynak var. Yaptığın şey temelde şu, o kaynakları kullanarak bir şekilde kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Hocalar bu süreçte sana eşlik ediyor. Peki bölümdeki dersler ne oranda Fransızca, ne oranda Türkçe? Ya ben mesela bölüme işte geçtiğimde Fransızca açısından bir tık zorlanabilirim gibi gelmişti ama o kadar zorlanmadım. Nedeni şu, çok belli kelimeler ve belli tartışmalar etrafında bir şey döndüğü için Fransızcanı oraya entegre ediyorsun ve o seni idare ettiriyor. Güzel. Bölümde ne kadar Fransızca? Mesela siyaset bilimi için konuşuyorum. %70 Fransızca. Temel hukuk dersleri var, zorunlu Türkçe dersi var, inkılap dersi var falan filan. Onlar Türkçe. Ama olabildiğince Fransızca ta ki ne zamana kadar? 2. sınıftan sonra seçmeliler başlıyor. Seçmelilerde Türkçe opsiyonlar da var. Yani orada artık Fransızca ile zorlayarak devam etmek zorunda kalmıyor öğrenciler. İngilizce dersler de oluyor, Türkçe dersler de oluyor. O senin seçim tarzına kalıyor. Boğaziçi'nde, ODTÜ'de hatta İTÜ'de de ders seçme zorluğu diye bir şey var. Yani bir dersi istersin ama istemen o dersi alabileceğin anlamına gelmez. Galatasaray'da var mı böyle bir şey? Çok daha az. Yani 1-2 ders her dönem böyle bu zorluğu yaşarsın. Geri kalan gerçekten bence opsiyon fazla. Seçmeli ders sayısı fazla. Öğrenci sayısı az. Bu arada sınıflarda da öğrenci sayısı az. Ondan da bahsetmek gerekir mesela. 20-30 kişi sınıflar. Ya o yüzden rekabet az olduğu için ben çok rahat seçiyorum. Tabii ki de en popüler dönemin dersleri oluyor. Onun için bir rekabet oluyor ama bu rekabet de değil mesela. Boğaziçi'leri biliyorum. Sistem falan kilitleniyor. Bizde öyle değil. 5 dakika sonra açılıyor bayağı. Bir 5 dakikalık sorun yaşanıyor. Şimdi güzel abi. Dersler de iyi. Müfredat da iyi. Ben ikna oldum açıkçası. Çünkü tanıyorum yani Galatasaray Üniversitesi çocukları. 2 problem var burada. Birisi o gün çok ağlıyordu mesela. O gün diyor ki abi uluslararası ilişkilerde çok fazla ders yükümüz var. Sosyal hayata vaktimiz kalmıyor. Sizde de geçerli miydi bu ya da bölümlerin ne kadarında geçerli? Ya bence bölümlerin özellikle İİBF bölümleri ve hukuk fakültesinde bu çok geçerli. Hukukta en çoğu. Yani gerçekten Galatasaray hukuka gelecekseniz hayatsız olmayı göze almanız gerekiyor. Ama İİBF'de ondan biraz daha az ama hala bir nebze var. O sosyali de şöyle sağlayabiliyorsun ama abi. Okulda aldığın dersler ya da okulda öğreniminle ilgili bir şeyler yaptığında sistem çok kolaylaşıyor. Ya mesela işte ben kendimden örnekleyeyim. Sivil toplumculuk yapıyorum vesaire. Aldığım tüm dersler iş hayatında ya da işte o yan yaptığım işlerde kullanabileceğim dersler olduğu için sosyalleşme alanı da yaratıyorum orada. Buradan şeye gelelim abi. Hocalar yani Galatasaray Üniversitesi deyince bizim zamanımızda hep konuşuluyordu. Abi İlber Ortaylı ders veriyor. Candan Erçetin ders veriyor falan. Bir yandan da şunu düşünüyorsun. İlber Ortaylı ders veriyor da atıyorum 300 kişilik amfide mi ders veriyor? Gidip hocayla tanışabiliyor musun? Genel hoca-öğrenci ilişkileri nasıl Galatasaray'da? Ya Galatasaray'da hoca-öğrenci ilişkileri Galatasaray'ın birçok olayında olduğu gibi sayıyla çok alakalı. Hocaya erişme imkanın çok hızlı oluyor. Yani gerçekten herhangi bir şey için hocalara danışabilirsin. Mezun oldun diyelim ki Galatasaray Üniversitesi'nden. Mezun olan birini ne bekliyor? Sen mesela taze mezun olacaksın. İş bulmanız kolay oluyor mu? Galatasaray'ın burada faydası oluyor mu? Camia dedin ya. O camiayı ne kadar arkanda hissediyorsun? Camiayı şu bağlamda arkanda hissediyorsun. Yani gerçekten Türkiye'deki tek Frankofon üniversite Galatasaray. Frankofon şirketler doğal olarak Galatasaray'la çok işli dışlı. Eğer şirket iş hayatı beyaz yakalı olmak istiyorsanız orada önünüz biraz daha açık. Gelelim bizim sosyal bilimciler, sivil toplumcular, siyasetçiler falan muhabbetine. Galatasaray'ın Türkiye'de nedenini benim de tam bilmediğim bir marka değeri var. Tamam mı? Akademik yayın listelerine bak Galatasaray'ı önlerde görmezsin. Ya da ölçütleri düşün, parametreleri düşün. Onlara tek tek baktığında Galatasaray'ı önde göreceğin çok fazla bir şey olmaz ama totalde Galatasaray'a baktığında marka olarak önde. Onun ekmeğini çok yiyorsun. Hani camianın yanı sıra markasının da ekmeğini yiyorsun. Camiada şu oluyor. Galatasaray'ı tutuyor arkadaşlar. Tamam, bir yerde gördüğünde destek oluyor, alan açıyor. Diyelim ki Galatasaray Üniversitesi'nde istediğin 3 şeyi değiştirme imkanın var. Bu 3 şey ne olurdu? Ha, güzel. Birincisi, gerçekten şeyi değiştirmek isterdim. Galatasaray şu açıdan çok etkileniyor. Üniversitenin akademik kalitesi ekonomiden çok etkileniyor. Çünkü buradaki hocalar dövizle maaş alıyor ister istemez. Ya gerçekten Galatasaray'ın ekonomik durumunu iyileştirmek isterdim. Hoca kalitesini de oradan etkileyeceği için. Birinci unsur bu. İkinci unsur, Galatasaray'ı üniversite olarak camianın daha içine itmek isterdim. Hani daha aidiyet hissettirilebilecek bir noktaya. Çünkü orada belli sıkıntılar var hala. Dışarıdan gelen son üye gibi. Üçüncüsü ise abi, çok büyük olmamasına rağmen bir tık daha büyük bir kampüs. Şimdi Galatasaray Üniversitesi deyince akla işte hukuk geliyor. Siyaset, uluslararası ilişkiler vesaire geliyor. Mühendislik, sayısalcılar için bölüm var mı? Var. Bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği var. Mühendisliklerde şu sıkıntı var. Dersler Fransızca, kaynaklar İngilizce, hocalar Türkçe anlatabiliyor. Kaos. Yani şey açısından kaos. Ders çok parçalı hale geliyor ve ya sosyal bilimlere nazaran, hukuka nazaran ya da diğer bölümlere nazaran mühendislikte Fransızcanın bir katkısı yok. O yüzden Fransızca biraz zorlaştırıyor hikayeyi. O yüzden de Galatasaray'da mühendislik, özellikle Fransızca matematik ve Fransızca fizik görmek işinizi çok zorlaştırabilir bir şey. Ama yine de Galatasaray'ın iki bölümü de bence iş yapıyor. Peki bu da son soru olsun. Galatasaray'da tutuyorsa kaçırmayın dediğim bölümleri sayar mısın bana? Bence bir hukuk zaten ezberden. 2'ye siyaset bilimini koyarım bence yine de. 3'e ise Galatasaray'ın uluslarını koyarım. Yani ilk 3 bu olur. Eyvallah. Güzel. Burada artık kapatalım istersen yavaştan. Ekleyeceğim bir şey yoksa. 49W'da tercih dönemi serisi devam ediyor. Bu yıl Galatasaray Üniversitesi videosuyla başladık. Bilmiyorum, belki başka üniversite tanıtımları da çekeriz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.